herkese merhaba. Ankara Kahve Festivali'ndeyiz. Burası çok güzel, hava çok güzel. Çok güzel bir sinerji, enerji var. William'la tanıdık. William zaten sektörün içindeki birçok insan biliyor. Bu sene düzenlenen Aeropress şampiyonasında birinci oldu. Türkiye adına ve Türkiye'yi İngiltere'de, Londra'da temsil edecek. William'ı bulmuşken onunla bu tarifi üzerine de konuşmak istedim açıkçası. O da sağ olsun kırmadı. Tarifi burada yapabileceğimizi ve bununla ilgili video çekebileceğimizi söyledi. Şimdi hazırlıklarını yapıyor William. Bu arada kendinden bahsetmek ister misin? Kahveyle olan ilgin ne zaman başladı? Çünkü çok gençsin bir de, 21 yaşındasın sadece. Evet. Büyük bir başarı, gerçekten tebrik ederim. Teşekkürler. Yaklaşık 3 sene önce başladım. Tamamen evde yaparak başladım. İşte ilk kemekse başladım. Sonra bir tane grinder aldım. Ondan sonra bayağı araştırdım. Üstüne komandantı, zaten 3 senedir onu kullanıyorum. Aynı komandantın, yarışmada da onu kullandım. Ya tamamen merakla başladı. Sonra işte 1,5 sene önce işte espresso makinesi mi alsam diye düşünüyordum. En sonunda işte küçük bir kavurma makinesi aldım. Ikawa. Ha, Ikawa çok, evet, güzel makine. Aynen, güzel makine, güzel oyuncak. Bayağı onunla bir şey öğretiyor yani. Kesinlikle. Ya öğrenme sürecini çok hızlı geçirtiyordu. Farklı parametrelerle oynayıp tatta neyi değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Evet, aynen. Ve işte gramajı az olduğu için tamamen tadına bakarak çok hızlı bir şekilde öğrendim. Yaklaşık ilk 2 ayda da kendi kavurma aynam var. Yeni, evet, kavurma aynam. Williams Roasting bu arada. Ben paylaşırım hesabını da. Kahve kavurmayı ben de henüz denemedim ama çok merak ediyorum gerçekten. En kısa zamanda alacağım. Belki onunla ilgili de bir inceleme videosu çekerim. Umuyorum. Şimdi öğütmeye başlıyorsun. Evet, 28 klikte öğütüyorum kahveyi. 28, 30 gram kahve kullanıyorum. 30 gram kahve, 28 klik. Kalın ayar diyebiliriz aslında. Hani evet. Komandantesi olmayanlar için de. Ya ortalama Aeropress işte 16 civarı yapılıyor. 16 ile 20 arası. V6 ile 20 ile 24, evet, arası tavsiye ediliyor. Bu biraz daha Chemex'e yakın. Aynen. Chemex'e yakın bir ölçüm ayarı. Ama çok fazla çözeceğim kahve ve kullandığım filtre de bu arada 30 mikron. Amaios diye bir filtre Kickstarter projesiydi ilk başta. Şöyle göstereyim mi? Tabii. Bu, o kadar ince ki yani mikronları gözle ayırt etmek gerçekten çok zor. 50.000 tane delik var abinde ve çift kat kullanıyorum. Çift kat. Peki evinde kağıt filtresi olanlar buna yakın bir tarif yapabilirler mi? Yapabilirler. Çift kat kağıt filtre kullanırsanız, hatta üçü de deneyebilirsiniz basıncı arttırmak için. Belki çift kağıt yaparken öğütme ayarını 1-2 tık inceltebilirsiniz çözünürlüğü dengelemek için. 1-2 klik daha ince çekilirse. Evet. Şu an 28 klikte. Yani olur da iki kağıt filtreli yapmak isterseniz durumda 26-25 gibi bir öğütüm inceliği, evet, iş görür diyor William. Bu arada kullandığım su derecesi 85. Ha, su derecesi 85 derece, evet. O da oldukça kritik bir değişiklik. Ters yöntemle yapıyor William. Evet. 30 gram kahveyi şu an Aeropress'in içine koydu. 85 derece su hazır. Yaklaşık 30 saniyede 100 mililitre dökeceğim. Çok yavaş bir şekilde. Süreyi başlatıyorum. 30 saniyede 100 mililitre. Evet, gerçekten yavaş bir döküş. Zamanda var mı? Fokurdamaya başladı zaten karbondioksit. Koku bu arada muazzam şu an. 15 saniyede karıştıracağım. Şu an 30 saniyedeyiz. Şimdi 45'e kadar da karıştırıyoruz. Tabanı da kurcalıyor musun yüzeyden? Evet, tabanı da. En derinden. En dibine. En dipten karıştırıyorsun. Yes. Filtremizi ıslattık. Filtremizi ıslattık. 15 saniye bekleyip 1. dakikada takıp ters çevirip basmaya başlayacağız. Tamam. Şu an 1 dakika doldu. Kapağı taktık. Bir hafif bir spin verip. Bir spin verip hemen basmaya başlayalım. Tıs sesini duyana kadar. Tıs sesi geldi, evet. Şöyle. Sonra üstüne 100 mililitre kadar su ekleyeceğiz. Yine aynı 85 derece sudan. Evet. Bir 100 mililitre daha ekliyoruz. Tamam. Toplamda 160 falan oldu herhalde. 160, 150 ile 160 arası. Yes. Sonra bir 2-3 dakika bekleyip biraz soğumasını tarif edebiliriz, içebiliriz. Tamam.
tarifi hazırlarken nasıl bir hazırlık süreci geçirdin? Şöyle... Zorlu oldu mu yani en azından onu merak ediyorum. Biraz uğraştı diye kafa patlattım bayağı. Önceden kullanılan yıkanmış Etiyopya'ydı bu arada yarışmada evet. Kullanılan kahve, Provador'un kahvesiydi. Evet. Yıkanmış Etiyopya'nın bir listesini çıkardım önceki yarışmalarda kullanılan. Bir analiz yaptım. Farklı parametreyi değiştirip tatta ne değişikliğe yol açtığını gördüm. Ona göre kendime bir tarif çıkardım. Sonra en sonda da işte küçük küçük değişiklikler yaparak son halini buldum. Hı-hı. Kullandığım su da bu arada 70 BPM'li bir suydu. 7 evet. pH dereceli kendi suyumu götürdüm. Evet. Bayağı nötre yakın oluyor herhalde. Evet, bayağı nötre. Hatta nötr. Evet. Çok teşekkürler. Evet, William'ın tarifini aldık ve kahve oldu. Ben tadına baktım, şimdi biraz da soğudu. Tekrar bir bakacağım. Öncelikle William'ın yarışmada kullandığı kahve yıkanmış bir Etiyopya'ydı söylediği gibi. Bu natürel bir Etiyopya galiba, evet. Natural Etiyopya. Dolayısıyla sonuç yarışmadakinden farklı ama inanılmaz zarif ve inanılmaz tatlı bir kahve olmuş. Gövde çok düşük ama bu gövde düşüklüğü o kadar zarif ve kompleks aromalarla dengelenmiş ki gerçekten hayran kalmamak, beğenmemek elde değil. Tarifini benimle paylaştığı için William'a tekrar çok teşekkür ederim. Ayrıca beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Siz bu tarifi denerseniz alacağınız sonuçları bilmek isterim doğrusu. Dolayısıyla yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.